Yeni Mesaj YouTube kanalından merhabalar. Bugünkü gündemimizde son bir haftadır dünya gündemini meşgul eden, dünya gündeminde önemli bir yer tutan Çin ile Hindistan arasındaki gerilimden bahsedeceğiz. Bu böyle bir gerilim ki hani Çin ve Hindistan bildiğiniz gibi BRICS devletleri içerisinde aslında çok sıkı ilişkiler olan, çok iyi ilişkiler olan iki önemli devlet, hem nüfus olarak da hem de ekonomi olarak da dünyanın çok önemli ülkelerinden ikisi bu iki devlet. Ve bu ülkeler 45 yıldır hiçbir kriz yaşamadıkları bir konuda bir anda ciddi bir gerilim yaşamaya başladılar. Ve bunun arkasında ne var, hangi olaylar var, bunları mutlaka irdelememiz gerekiyor. Bugünkü konumuz da bununla alakalı. Çin ile Hindistan arasında ihtilaflı olan bir bölge var. Ve bu bölge 3500 kilometrelik bir sınır bölgesini kapsıyor. Ve bu bölgede Çinli askerlerle Hintli askerler arasında bir gerilim yaşandı. Ve ateşli silahların kullanılmadığı bu çatışmalarda 20 Hintli asker öldü ve Çinli askerler de hayatlarını kaybettiler. Tabii ne kadar olduğu açıklanmadı. Şimdi bu kadar yakın olan ticari konularda, siyasi konularda, hatta küresel konularda beraber hareket eden bu iki ülke durup dururken neden böyle bir gerilime sahne oldu? Bunu gerçekten çok ciddi bir şekilde incelememiz gerekiyor. Bakın, bu ülkeler öncelikle BRICS devletleri. BRICS devletleri hangileridir? Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika. Bu ülkeler özellikle batılı ülkelerin kapitalist sistemi çöktükten sonra ve aynı zamanda milli paralarla ticaret kapsamında bu ülkeler ticaret yaptıkları için, Amerika'nın dolar hakimiyeti de bittiği için bu ülkeler dünyanın yeni denge merkezi olmuşlardı. Ve bu ülkelerin dünyanın yeni denge merkezi olduğu gerçeğini batılı siyasiler de, batılı ekonomistler de ve batılı kurumların temsilcileri de bu itirafları ifade ediyorlardı. Bakın, bu ülkeler tabii denge merkezi olunca bu ülkelerle, BRICS devletleriyle bilek güreşini kazanamayan batılı küresel güçler elbette ki rahat durmayacaklardı ve bir takım ihtilaf konularını kaşımaya başlayacaklardı. İşte bu yaşanan gerilimin perde arkasında da bu var. Birileri bunu şu anda provoke ediyor ve bunu kullanarak BRICS devletlerini parçalamak istiyor, BRICS devletlerini ayrılığa doğru itmek istiyor. Bu noktada eğer Çin ve Hindistan ve diğer ülkeler eğer bunun provokasyon olduğunu çok net olarak görüp, bunun bir tezgah, kirli bir senaryo olduğunu net olarak görürlerse ve buna karşı bir önlem geliştirirlerse, o zaman bu tuzakları bozmuş olurlar. Görünen o ki zaten bu konuda bazı adımlar da atıldı. Bakın, Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi bu konuda. Ve Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lixian yaptığı açıklamada Pekin'de bir basın toplantısı düzenledi ve şunları söyledi. İki taraf bu konuyu diyalog ve müzakere yoluyla çözmek, sınır bölgesinde durumu yatıştırmak, barış ve huzuru temin etmek için anlaştı. Yani bu gerilimi çok daha fazla ileri götürmeden olayın perde arkası senaryolarını, kirli senaryolarını görerek Çin ve Hindistan anlaşma kararı aldı. Tabi burada peki bu ihtilaf çözüldü mü? Hayır, çözülmedi. Bu noktada yapılması gereken bazı adımlar da var. Çünkü bu mesele çözülmediği müddetçe de sürekli kaşınmaya, özellikle Amerika gibi devletlerin, batılı ülkelerin sürekli bu meseleyi kaşıdıklarını göreceğiz. O yüzden bu mesele kökünden halledilmeli ve bir çözüm bulunmalı. Bakın, BRICS devletleri elbette ki milli ekonomi modelinin projelerini hayata geçirerek bir denge merkezi oldular. Milli paralarla ticaret, ki bu da milli ekonomi modelinin bir projesidir. Bununla denge merkezi oldular ve bununla beraber dünyadaki rakiplerini ekarte ettiler. Bugün Amerika ticaret savaşlarını kazanamıyorsa Çin milli ekonomi modelini uyguladığı için. Bugün Rusya'ya yapılan yaptırımlar, Amerikan yaptırımları, Batı yaptırımları hiçbir netice vermiyorsa bu Rusya 2006 yılından bu yana milli ekonomi modelini uyguladığı için. Dolayısıyla BRICS devletleri bu denge merkezi olma özelliğini milli ekonomi modeliyle kazandılar. Şimdi burada şu gerçeği görmemiz lazım. Bakın, hatırlarsanız Rusya bu Arap Baharı meseleleri gündeme geldiği zaman Mısır'da, Tunus'ta, Libya'da, Suriye'de Rusya'dan bir heyet Prof. Dr. Haydar Başbey'e gelerek, milli ekonomi modelinin sahibine gelerek demişlerdi ki biz de Rusya'da, yani şu kadar milyonlarca Müslüman yaşıyor ve biz de Arap Baharı tehdidinden endişe ediyoruz. Böyle bir tehlikeden endişe ediyoruz.
ne yapmamızı tavsiye ediyorsunuz diyerek bir heyet göndermişlerdi. Ve bunun üzerine Prof. Dr. Haydar Başbey bir heyeti toparlayarak, yani ekibini toparlayarak sosyal barış projesi adı altında bir proje geliştirdiler. Ve bu projede, bakın çok enteresandır, hani Rusya içerisinde yaşayan bütün halkların haklarının korunması, inanç özgürlüklerinin yaşanması ve devletin vatandaşlarına eşit mesafede olması meselesi var. Ve Rusya bunu hayata geçirdiği için Arap Baharı'ndan korunmuş oldu. Bugün Çin'in sadece milli ekonomi modelini uygulaması yeterli olmuyor. Görünen köy kılavuz istemez. Hindistan'ın sadece milli ekonomi modelini uygulaması onun bütün meselelerini çözmüyor. Ama ekonomik meselelerini çözüyor. Ama ayrıca başka şeyler de gerekiyor. İşte bu sosyal barış projesi, Rusya'yı Arap Baharı tehlikesinden kurtaran sosyal barış projesi ve bunun da daha genişletilmiş hali olan sosyal devlet, milli devlet tezi bugün Çin ve Hindistan gibi BRICS devletleri tarafından da dikkate alınmalı. Bakın burada çok önemli bir dış politika anlayışı var. Profesör Doktor Haydar Başbey'in önümüze koyduğu çok önemli bir anlayış var, bir temel anlayış var. Nedir bu? 1. Bölgesel sorunlar bölge ülkelerinin bir araya gelerek işbirliği yapmasıyla çözülmelidir. Bakın şu anda Çin ile Hindistan arasında bu Keşmir bölgesinde, bu Himalaya bölgesinde yaşanan hadise neyle alakalı? Bölgesel bir sorun. Yani Çin'i ilgilendiren, Hindistan'ı ilgilendiren bir konu. Ama burada üçüncü ülkeler devreye girerse ki Amerika burada müdahil olmaya çalışıyor, Hindistan'ı bu noktada kışkırtmaya çalışıyor. Şimdi baktığınız zaman başka kirli senaryolar devreye girdiği zaman bir türlü anlaşamıyorsunuz. Profesör Dr. Haydar Başbey ne diyor? Üçüncü ülkeleri karıştırmayın diyor. Bölgesel bir sorun var. Bu sorun masa başında bu sınırlara sahip olan ülkeler tarafından çözülmeli diyor. Demek ki bu mesele bu şekilde halledilirse otomatikman bu problem zaten çözülmüş oluyor. İkinci önemli konu ne? Dış politika anlayışı Profesör Dr. Haydar Başbey'in. Üzerimizde hesabı olmayan ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Yani bugün BRICS devletleri, bakın bugün Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan, Güney Afrika gibi ülkeler neden bugüne kadar hep beraber hareket edebildiler? Çünkü birbirleri üzerlerinde menfur hesaplar yok, kirli hesaplar yok. O yüzden beraber hareket edebildiler. Ama ne zaman ki bu ülkelerin arasına Amerika girdi, batılı ülkeler girdi, dikkat edin hemen bir gerilim doğuyor, hemen bir provokasyon doğuyor. O yüzden üzerimizde hesabı olmayan ülkelerle hareket etmemiz gerekiyor. Ve bölgesel sorunları bölge ülkeleriyle beraber işbirliğiyle çözmemiz gerekiyor. Bugün Prof. Dr. Haydar Başbey'in bu bakış açısıyla da mesele önümüze konulursa o zaman göreceğiz ki nasıl milli ekonomi modelinden istifade ediyoruz Çin olarak, Hindistan olarak dış politika anlayışında da bütün problemlerin kendiliğinden çözüldüğünü göreceğiz. Tabii ki burada hani 45 yıl önce bir takım çatışmalar yaşanmış, bir takım savaşlar yaşanmış bu bölgede. 45 yıldır bir gerilim yok ama dikkat ederseniz bu mesele çözülmeden 45 yıl sonra da olsa bir gerilim yine yaşanıyor. O yüzden masaya oturulacak ve denilecek ki kardeşim sınırları şu şekilde çizeceğiz ve bu noktada efendim hani Rusya gibi ülkeleri de burada o masada şahit olarak konulabilir ve bir mutabakatla beraber, bir anlaşmayla beraber bu problem kökünden artık sonsuza kadar çözülebilir. Şimdi bakın Amerika başka konularda kaşımaya devam ediyor. Mesela bunlardan bir tanesi Doğu Türkistan meselesi, Uygur meselesi. Amerika, dün Amerikan Başkanı bir tasarıya imza attı. Hangi tasarı bu? Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman azınlığa yönelik insan hakları ihlallerini kınayan ve bazı Çinli yetkililere yaptırma uygulanmasını öngören bir yasa tasarısını Amerikan Başkanı Trump imzaladı dün. Şimdi Çin'e yeni bir yaptırım Uygur Türkleri vesilesiyle. Tabii burada soru şu, Amerika Birleşik Devletleri şu anda George Floyd meselesinden dolayı zaten sabıkalı. Çin, bakın Birleşmiş Milletler'in en son açıklamış olduğu rapora göre adaletsizlik sebebiyle şu anda efendim suçlanıyor. Dünyanın en adaletsiz ülkelerinden birisi olan Amerika bugün Çin'de adaletten bahsediyor. Çin'in halklarına hak vermediğinden bahsediyor. Öncelikle böyle bir hakkı yok Amerika'nın. Önce şu George Floyd meselesini çözmesi gerekiyor. Önce şu ırkçılık meselesini, sınıf ayrılığı meselesini, gelir adaletsizliği meselesini, işgalleri, sömürülerini, tarihte yapmış olduğu bütün katliamların önce hesabını vermesi gerekiyor. Amerika burada hesap soracak bir makam değildir. Bunu ifade etmemiz lazım. Peki
Çin'deki mesele nedir? Yani Uygur Türkleri meselesi nedir? Geçmişte bir takım meseleler yaşandı. Geçmişte bir takım problemler yaşandı. Ama Çin belli bir dönemden sonra, bakın özellikle 2000'li yıllardan sonra Uygur Türklerine olan yaklaşımı değişti. Hala eski videoları yayınlıyorlar, eski defterleri açarak Çin'i suçlamaya çalışıyorlar. Bu noktada Çin bir dönüşüme girdi, bir değişime girdi zaten. Eski Çin'in yani sert anlayışıyla olaylara bakmıyor. Mesela geçtiğimiz haftalarda Çinli yetkililer bir açıklama yaptılar ve dediler ki Uygur Türklerin anaokullarına da artık bedava eğitim getirdik diye bir takım hakların verildiğini ifade ettiler. Burada Çin'in yapması gereken başka şeyler de var. Onları da kısaca ifade edelim. O da nedir? Aynen Rusya'nın Profesör Dr. Haydar Başbey'in sosyal barış projesi olarak uyguladığı projeyi hayata geçirerek Uygur Türklerinin inanç özgürlüğünü garanti altına alması gerekiyor Çin'in. Ayrıca eğitim özgürlüğünü, konuşma özgürlüğünü, efendim örf ve ananelerini koruma özgürlüğünü ortaya koyması gerekiyor. Nasıl Putin efendim Müslüman kesimin, Müslüman halkların huzuru için Çeçenistan'da camiler yaptırdıysa, Moskova'da en büyük camiyi inşa ettiyse bugün Çin'de efendim Uygur Türklerine bu imkanları sunması gerekiyor ki bu tür artık meselelerin defterini kapatmış olsun, bu tür meseleleri çözmüş olsun. Son olarak burada şunu ifade edeceğiz. Bakın Amerika neden bu provokasyonları imza atıyor? Neden Çin'le Hindistan'ı kapıştırmak istiyor? Neden BRICS devletlerini birbirine düşürmek istiyor? Çünkü nereye gitse karşısına Çin çıkıyor, Rusya çıkıyor ve onların milli paralarla ticareti çıkıyor. Ve dolayısıyla bütün sömürü sahaları devre dışı kalmış oluyor. Son bir örnekle bunu ifade edelim. Bakın olağanüstü Çin-Afrika zirvesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir konuşma yaptı ve dedi ki Afrika ülkelerinin bu yıl sonu vadesiz dolan faizsiz kredi ödemelerini sileceğini açıkladı. Çin Afrika'dan alacaklarını siliyor. Faizsiz ödemeleri, borçlarını siliyor şu anda. Bu tabii Afrika ülkelerinin hiç karşılaşmadığı bir sonuç şu anda. Ve bu da tabii ki Amerikan sömürüsünün sona ereceğinin, Afrika'da sona ereceğinin en büyük ispatıdır. Amerika niye rahatsız olmasın? Batılı ülkeler, küresel güçler, Afrika'yı sömürmek isteyen, dünyayı sömürmek isteyen güçler niye rahatsız olmasınlar? İşte o yüzden meseleleri kaşıyarak bu ülkeleri meşgul etmeye çalışıyorlar. Ve işte bu meseleleri BRICS devletleri görerek milli ekonomi modeliyle beraber elde etmiş oldukları kazanımları korumak adına bugün bu tür provokasyonlara da hazır olmalılar ve birlik ve beraberliklerini sağlayarak bu tür efendim kirli senaryolara dur demeliler diyorum efendim.